Makine dinamiği ders notları 17. örnek. Bu örneğimizde de bir düz dişli takımı söz konusu ve düz dişli takımına aşağıdan bakıldığında 2 numaralı şartın girdi şartı olduğu ve bu şartın 600 devir bölü dakika ile saatin dönüş yönü ters istikametinde döndüğü 6 beygir gücünde bir güç aktarımında bulunduğu ifade ediliyor. Ve bizden C ve D noktalarındaki yani 3 numaralı uzuv diyebiliriz. 3 numaralı şaft denilebilir. 3 numaralı şaftın üzerindeki C ve D noktalarındaki yatak kuvvetlerinin ne olduğu soruluyor. Basınç açısının da 20 derece olduğu belirtildi. Bu o dişli takımında yine dişli kuvvetlerinin yönlerini rastgele seçemezsiniz. Problem tanımına göre seçmek zorundasınız. Ve problem tanımına göre bu verilen dişli takımına 2 numaralı şaftın saatin yelkovanın dönüş yönünün tersi istikametinde olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla bu şaftın dönüş yönü şu şekilde olacak demektir. O halde 2 numaralı uzuv, 2 numaralı dişli süren, 3 numaralı dişli de sürülen dişli olduğuna göre bunları birbirinden ayırdığımızda hareketin yönüne ters yönde teğet kuvvetinin oluşması gerekiyor 2 numaralı dişlinin üzerinde. Yani 2 numaralı dişlinin üzerinde, 2 numaralı dişlinin üzerinde yukarıya doğru bir kuvvet, teğet kuvvet elbette etki tepki prensibine göre 3 numaralı uzun üzerinde de ters yönde olacak. Yine düz dişlilerde radyal yönde kuvvetler oluşuyordu ki bu radyal yöndeki kuvvetler dişlileri birbirinden ayırmaya çalışan kuvvetlerdi. Onların yönlerini de bu şekilde koymamız gerekecek. Bu kuvvetlerin yönlerini rastgele seçemezsiniz. Dolayısıyla buradaki bahsedildiği gibi seçmek zorundasınız. Ancak A ve B yataklarında aynı şekilde C ve D yataklarındaki kuvvetlerin yönlerini ve doğrultularını bilmiyoruz. Bunların yönlerini ve doğrultularını rastgele seçeceğiz. A noktasında iki tane radyal yönde kuvvet ve B noktasında yine iki tane radyal yönde kuvvet olduğunu varsayalım. Ve burada eksenel yönde kuvvet bileşeni söz konusu değil. Dolayısıyla sadece radyal yönde kuvvetler söz konusu olacak demektir. Aynı şekilde C ve D noktasında da iki tane yatak kuvveti olacak radyal yönde. Burada da görmüş olduğunuz gibi servis diyagramını tamamlamış olduk. Daha önceki örneğimizde de belirttiğimiz gibi bu problemin nümerik değerlerini çözmeyeceğiz. Bunlarla ilgili detaylı çözümlere erişmek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmına bağlantıdan erişmeniz mümkün.